Herkese merhaba. Bugün bizi neredeyse bütün yaz meşgul eden ve az video atmamızın sebebi olan ev alma ya da ev alamayışımız konusundan bahsedeceğiz. Çünkü bir şeyleri nasıl yaptığımızı anlatırken nasıl yapamadığımızı da anlatmak faydalı olabilir. Bence bu nasıl yapamadığımız değil ya. Öğrenme sürecimiz anlat. Bu ev alım aşamasında yaşadığımız ve öngörmemizin aslında bence düşük bir ihtimali olduğu bir deneyimi paylaşmak. Şimdi bazı sebeplerden ötürü biz bu evi İskoçya'dan bakmaya karar vermiştik. O yüzden İskoçya ve İngiltere'deki ev alma süreçlerinin farklılıklarından da biraz bahsedeceğiz. Tabii biz sürecin İngiltere'deki kısmına bir miktar hakimiz. Çünkü İngiltere'de ev alan arkadaşlarımızdan duyduğumuz ve öğrendiğimiz kadarıyla bir fikrimiz var. Fakat İskoçya'da aslında süreç çok daha farklıymış değil evet, mi? Evet, evet. İlk fark şu, İngiltere'de ev beğendiğiniz zaman evi alacak olan taraf olarak siz evi incelettiriyorsunuz. Bir çalışma yaptırıyorsunuz avukata. Evin detaylarıyla ilgili bilgi alıyorsunuz. İskoçya'da ise evi satan taraf bunu hazırlıyor. Böylece ilanlarda bile oluyor bu incelemenin sonuçları. İşte evin neresinde ne problem çıkabilir, extension varsa yani eve ekleme yapılmışsa bunun izni alınmış mı alınmamış mı vesaire bir sürü şeye değiniyorlar. Tabii bu sebepten dolayı evin değeri de belli olmuş oluyor. Yani mortgage'a başvurduğunuzda bankanın o ev için ödeyeceği değer de belli. Şimdi bu değer belli olduğu için İskoçya'da evi eğer beğendiyseniz o değerin üstünü teklif etmeniz lazım. Hayır şöyle, İskoçya'da genelde ev ilanlarında belirtilen fiyat zaten bu değer oluyor. Mortgage değeri oluyor. Fakat bazı evlerde mortgage değerinin altına da tekliflendirebiliyorlar. Dolayısıyla eğer genelde mortgage değerinde fiyatlandırdıkları için evi istiyorsan, evle ilgili de yani emlak piyasasında da o sırada ya da o bölgede bir talep varsa her türlü üstünü teklif etmek zorunda kalıyorsun. Tamam, bizim öğrendiğimiz %5-10 civarı fazlasını teklif edildiğiydi. Bir tane evi çok beğendik. Gerek konumunu, gerek içini. Biraz eski bir evdi ama güzel bakılmıştı. 110 yaşında falan mı geldi? 110 yıllık bir binaydı. Çok karakteristikti. Ondan sonra biz o evde şöyle bir şey yaptık. Şimdi düşündük ki evi beğenip belki kimse yüksek teklif etmez diye direkt mortgage rakamını teklif edenler olabilir diye düşündük. Yuvarlak hesap olsun diye direkt %5 teklif eden kesin, de olur diye evet, düşündük. Evet, kesin %5'in altında bir iki kişi olur dedik. Evet. %5 teklif eden olur dedik, 3. %5'in böyle... biraz üstü teklif etmeyi düşünen olur, 6. Biz de dedik küsuratlı bir şey teklif edelim, bizde kalsın diye %6,5 fazlasını teklif ettik. Ondan bir hafta sonra açıklanacaktı. Ve karşı taraf bize şöyle dönüş yaptı. Ev 8 tane teklif almış, siz 8.siniz. Neyse, böylece yani güzel bir evin %6,5'tan daha fazlaya gitmiş olduğunu öğrendik şimdi ilk deneyim işimizde. Bir kaybımız da olmadı, herhangi bir masrafımız da olmadı. Sonra biz bakmaya devam ettik belirlediğimiz bölgede. 2 tane daha eve teklif verdik. İkisi de rakamları beğendi gibi. Sonra bunların bir artlarını eksilerini kendimize göre çıkardık. Bir tanesinde karar kıldık. Süreçleri başlattık, karşı taraf teklifimizi kabul etti. Bizim işte bankayla ilgili olan sürecimiz başladı. Avukatlar üzerine çalışmaya başladıklarını söylediler. Ne yaptıklarını anlamış değilim gerçi avukat kısmını. Neyse. Bir ay falan geçti bunun üstünden. Biz böyle taşınma tarihini falan hani konuşmaya başladık. Sonra bizim avukatımız şey attı. Evin tapu senedi gibi bir şey. Evet. Tapu detayları da işte 14-15 sayfa bir dokümandı. Biraz da dili de ağırdı. Yani anlamam için herhalde birkaç sefer okumam gerekti bazı yerleri. Ve 3 tane maddeye takıldık biz bu tapuda yazan. Şimdi maddelerden bahsedebiliriz aslında. Çünkü kimle konuştuysak bu tarz maddelerle karşılaşmamışlar kendi ev alış süreçlerinde. Ama demek ki karşılaşılabiliyor diye biz bahsedelim. Bu sırada normalde bizim avukatımızın yapması gereken şey zaten bu belgenin üzerinden geçip bu belgede bizim bilmemiz gereken ya da belki ucu açık gördüğü bazı noktaları bizimle paylaşması. Ama avukat evet, bize bunu gönderdi ve imzalayıp geri göndermemizi evet, istedi. Evet, aynen. Yani. Ya sizin avukatınızsa birisi eğer, sizin çıkarınıza çalışması lazım. Dikkatini çeken madde varsa, yani bu çok büyük bir problem olmasa bile bu madde şu anlama geliyor gibi size dönmesi lazım. Bizimki sadece maili forwardlamış. Ondan sonra bunu okuyup bana işte en kısa zamanda dönün okuyup anladığınıza dair dedi. Biz de okuduk ama kafamıza yatmayan şeyler oldu. Hatta bir kısmını yani İngiliz komşularımıza sorduk. Biz mi yanlış anlıyoruz, siz de bir üzerinden geçer misiniz diye. Gayet doğru anlıyormuşuz. Maddeler de şöyle. Birincisi bizi galiba en çok düşündürdü. Bilmiyorum gerçi hangisi en çok düşündürdü. Bence bizi en çok düşündüren şey sıralamasıyla şu şekilde. Şimdi bizim seçmiş olduğumuz ev müstakil ev. Yani sağında ve solunda bir şey yok. Fakat sağ tarafında aynı zamanda ortak kullanıma açık
neredeyse bizim evin arazisinin genişliğinden biraz daha büyük yeşillik bir alan var. Bu yeşillik alanın bakımı ve burada işte doğabilecek herhangi bir sorumluluk komple bize ait. Bakım masrafları da bize ait. Dolayısıyla bu bize biraz enteresan geldi. Bence bu çok açıkçası kritik bir noktaydı. Şey yazıyor, eğer evinizin doğusunda kalan ortak bir alan varsa bu ortak alanın bakımı bu evin sorumluluğundadır. Tam da bizimkisi öyleydi. Bizim ilk sorduğumuz şey bu oldu avukata. Bize baktığımız zaman Google Maps'ten evimizin doğusunda ortak bir yeşil alan görüyoruz. Buranın bakımı bizde midir dedik. Sadece evet dedi. Yani şey demesi lazım değil mi burada avukat olarak? İşte bunu nasıl problem oluşturabileceğini belki söylemesi lazım. Hı-hı. Şimdi şöyle düşün, biz bu evi satmaya kalksak, bu eve yaşlı bir çift baksa belki bunun bakımıyla uğraşmak istemeyecekler. Bir de yani biz açıkçası daha önce bahçeyle ilgili hiçbir işlem yapmadık, bir tecrübemiz yok. Hı-hı. Açıkçası ama yani nasıl bir bakımın altına imza attığımızı da bilmiyoruz. Biraz da şeyiz açıkçası, kendi esnek planlarımızı istediğimiz zaman yapabilir mi istiyoruz. Yazın bir yere birkaç haftalığına gittiğimiz zaman oranın çimlerini biçmediğim zaman ne olacak? Bunlarla ilgili bir sürü kafamızda soru işareti oluştu. Zaten o süreçte ben Instagram'dan sormuştum. Hani bahçesinde çim olanlar kaç metrekareye ne kadar vakit harcadığını yazabilir mi diye. O da bizi biraz yıldırdı yani böyle. Herhalde 20-25 metrekare bahçesi olanlar. Özellikle bahar ve yaz aylarında herhalde 2-3 haftada bir saate yakın vakitlerini harcadıklarını söylediler. Bu ciddi bir süre. O yüzden eminim ki bunu her bahçede iş yaptığım zaman söylenecektim yani. Değil mi? Nereden aldın? Bir de çöp atanlara iyice kızacaktım. Bu pasif agresif şeyler yazardım. Bahçenin çöp atan olmaz ya. Komik olmaz mı öyle şey yapsam? Birinci bir tane madde buydu. Değil mi? Bence bu aslında en belki bizim işimizi kolaylaştıran madde oldu. Karar verme açısından. İkinci bir madde, evde aynı anda birden fazla hane halkın yaşayamayacağı ile ilgiliydi. Bu da bizi biraz düşündürdü çünkü arkadaşımız veya yakınımız geldiği zaman hani birkaç hafta kalabilirler. O zaman hani aynı aileden olmayan insanlar bir arada kalmış oluyor. Onun da dışında şöyle düşünmüştük, bu evi beğenmemizin sebeplerinden bir tanesi ikinci bir odasının daha banyolu olmasıydı. Yani ebeveyn odası da ebeveyn banyoluydu. Misafir odası da ebeveyn banyoluydu. Biz de şöyle düşündük. Arada bir şey Airbnb yapmayı deneyebiliriz. Çünkü bunu İstanbul'dayken yapıyorduk. Bu evin konumu da Edinburgh'ya çok uzak değildi. Zaman zaman deneriz. Hoşumuza giderse yaparız. Morgaca da katkısı olur diye düşündük. Bu madde bizi o açıdan da düşündürdü. Hani belki gelenlere misafir diyebilirdik. Arkadaşlarımız falan geldiğinde. Ama kiraya vermek, etraftakiler fark ederse ki Airbnb'ye girip siteden baksalar fark edeceklerdi. Bizi yasal bir zor duruma sokabilirdi. Ve yani hadi birkaç hafta, belki birkaç ay arkadaşın ya da akrabanın gelip gelmesi bence bir sıkıntı çıkarmaz ama bir şekilde buraya yerleşmek üzere gelen herhangi bir arkadaşımızın yerleşme aşamasında ilk kaldığı sırada polis kaydında bizim adresimizin gözükmesinin belki ileride yasal bir probleme sebep olabileceğini düşündük aslında. Bu bizim kafamızda ikinci ciddi soru işaretini oluşturan madde oldu. Üçüncü madde komik ya. Bence üçüncü madde bizim açımızdan değil ama Birleşik Krallık'ta yaşayan insanlar açısından gerçekten kabul edilemeyecek bir madde. O da şu, bir evde en fazla bir tane kedi veya bir tane köpek olabilir bir diyor. Bir kedi ya da bir köpek, başka hayvan da değil, değil mi? Ya tavşan falan zaten olamaz. Olamaz. Ama şimdi tamam bizim kedimiz ya da köpeğimiz yok ama burada çok fazla insanın birden fazla kedisi veya birden fazla köpeği var. O yüzden bu da evi satarken yine ileride karşımıza sorun olarak çıkabilirdi. Hı hı. Biz işte bu üç maddeyi sıralayıp avukata bunlardan dolayı çekincemiz var, vazgeçmeyi düşünüyoruz dediğimiz zaman o da ondan sonra şey dedi, fazla detaya takılıyorsunuz, kimse bu şeyleri bu kadar detaylı okumaz. Okumadan herkes imzalar diyor yani. Böyle bir şey olabilir mi? Herkes avukat bunu nasıl işte bilir yani? Common sense'i takip eder yani. Herkesin yaptığı şey neyse onu yapar. Tutup da işte buradaki madde bir köpek diyor diye sadece bir köpekte kısıt kalmaz demeye getirdi. Ama biz de dedik ki biz sonuçta buraya göçmüş insanlarız. Karşımıza yasal bir sorun çıksın istemeyiz. O şey bizi çok rahatsız etti açıkçası. Çok detay okuyorsunuz. Bunların üzerine avukatın demesi. Bizim kendi avukatımızın direkt bunu söylüyor olması bence zaten ipir koparan bir nokta oldu. Evet. Çünkü biz vazgeçtikten sonra karşı tarafın avukatı tekrar aradı beni. Ben bu maddeleri işte bu sebeplerden dolayı ve herhangi bir şekilde de kural çiğnemek istemediğimizden dolayı altına imza atmak istemedik. Bu yüzden vazgeçtik deyince adam direkt çok haklısınız yani diyecek hiçbir şeyim yok dedi. Avukatımız da kötüymüş yani. Avukatımız da iyi değilmiş evet. O da zaten bizi şey hissettirdi. Bir an önce
imzayı atalım, konu kapansın, o da komisyonunu alsın şeklinde bakıyor. Bizim çıkarımızı gözetmiyor diye düşünüyor. Bu sırada bunlar emlakçı değil, avukat gerçekten. Yani dolayısıyla bizim böyle bir beklenti içerisinde olmamız zaten bu işin doğası, değil mi? Bizim bile görmeyeceğimiz şeyleri aslında bize söylememiz lazım. Bir de zaten bu da vardı. Yani biz bir iki bir şey maddeye kaldık. Bize zaten bunları çok kafamıza takmamamız gerektiğini söylemesi belki de bizim kaçırdığımız başka maddeleri de. Aynen. Evet. Çok fazla madde vardı çünkü. Hı-hı. Biz şu an bu üçünden bahsediyoruz bizi rahatsız ettiği için. Belki anlamadığımız ve hı-hı, bize sorun yaşatacak başka maddeler de vardı dediğin gibi. Bu şekilde biz vazgeçtiğimizi söyledik. Yani anlaştığımız taşıma tarihine 3 hafta falan vardı. Ne zararımız oldu? Bu yardım etmeyen avukatın bize birkaç tane mail forwardlamış olması bize 360 pound'a mal oldu. Öyle, o kadarlık bir fatura kesti kendisi. Onun dışında üçte tabii ki... Üçte birini aldı. Tabii kapatsaydık anlaşmayı zaten 1800 gibi bir şey alacaktı yani. Bir şey yapmadan valla. Bize bir şey olmaz, bir şey olmaz diye 360 pound aldı. Sonra bir de mortgage broker'ı, bize mortgage ayarlayan kişi 300 pound aldı. Ama belki onu kurtarabiliriz. Çünkü hala yani ev bakma sürecine devam ederiz herhalde. Hı-hı. Eğer arayı çok açmazsak muhtemelen aldığımız teklif, tabii faizler çok değişken. Aynı faizle alamayız herhalde, arttıysa faizler. Hı-hı. Biraz daha güncelleme gelir ama aynı kişi belki yine yardımcı olur. Olur. Tekrar para almadan. Öyle bir 660 pound harcadık. Bunları öğrenmek için pahalı bir ders oldu. Bence bu işte ders değil yani, şans biraz daha. Ya evet. İngiltere'de ev bakıyor olsak şöyle bir şey de olabilirdi. Evi beğendik diyelim, anlaştık rakamda. Ondan sonra biz bunun işte incelemesini yaptıracağız. İncelemede bir sorun çıkabilirdi ve o incelemeye de belki 1000-1500 pound veriyorsunuz. Ki bunu yaşayan arkadaşlarımız var. Evet, o noktada ne yapabiliyorsunuz? İşte ben inceleme sonucunda öğrendiğim bu maddeden rahatsız oldum deyip indirim isteyebilirsiniz. Ama ev eğer talep görüyorsa ev sahibi indirim kabul etmeyebilir. O zaman siz o incelemeye verdiğiniz parayla kalıyorsunuz. Ki yani 1000 pound'cu var değil mi? Daha pahalı bile olabilir. Daha, evet. Az para değil. Ya biz aslında yani bence şey anlaşılabilir bir bütçeyle gittik bu işten. Yani hangi taraf, maalesef, hangi ülkedeki sistem daha iyi bilemiyorum. Çünkü İskoçya'daki iyi yan işte incelemeyi ev sahibi yapıyor. Bir kere yapıyor. Bütün adaylar rapor onu görüyor. Bu güzel. Ama negatif yanı, İnceleme yapıldığı için mortgage fiyatı belli oluyor ve siz bunun üstünü teklif ettiğinizde o üstüne teklif ettiğiniz her bin pound neyse cebinizden çıkıyor. Çünkü evet, mortgage'ın değeri belli ne kadarlık çıkacağı. Yani mortgage için ödeyeceğiniz depozitonun üzerine ekleyeceğiniz paralar oluyor ki tabii, neredeyse bizim depozitomuzun kendisine eşdeğer bir üzerine para ödeyecektik. Yani belki o kadar cebimizden çıkacaktı. Yani. Bu da çok karlı bir şey değil aslında. Öyle durumu özetleyelim dedik çünkü şey de merak edendir oldu. Ev almak için karavanı satacağız dedik ama sonra satmadık falan. Satmaktan vazgeçtik demek değil de bu. Evden vazgeçtik. Başka bir ev bulursak yine evet, satmamız gerekirse satabiliriz ama şu anda duruyor yani karavan. Evet, güncel durum bu. Karavan videolarına devam ediyoruz şimdi değil mi? Yakın ederiz herhalde. Birkaç hafta sonra tekrar bir tur yapacağız. Öyle biz bu sürece girdiğimiz zaman mesaj atanlar olmuştu. Yani bu çok uzun sürüyor, İngiltere'de bu işler kolay gelsin falan diye hakikaten de. Bakma sürecimiz, araştırma sürecimiz birkaç ay sürdü. Sonra bu evi bir ay bekledik, vazgeçtik. Sonra biraz enerjimizi de kaybedip bakmayı bıraktık aslında bir süre. O zaman ev macerasına devam ediyoruz. Kim bilir nerede daha ne tecrübeler yaşayacağız. Merak edenler yani bizi takip etmeye devam edebilir özellikle bu konuyla ilgili. Özellikle Instagram'lardan daha aktif anlık şeyler paylaşabiliyoruz değil mi ev konusuyla ilgili? Evet. Bayağı da iş aslında insanların kendi tecrübelerini paylaşması işimize de yaradı. Değil mi? O yüzden teşekkür edelim mi? Evet. Yine konuyu biraz dağıtmış ve uzatmış olacağım ama biz bu süreçte öylesine de olsa kiliseden eve dönüştürülmüş bir ev gezdik. Ya çok, bence o çok güzeldi. Çok güzeldi. Kendince evet, artıları ve eksileri vardı. Ama baktığımız evler arasında o teklif verip alamadığımız evle bu kilise yarışabilir. O evin belki konumu daha iyiydi. Çok güzel modernize etmişler ve çok orijinal ve karakteristik bir evdi. Ama tabii kilise olduğu için biraz karanlıktı. Bize karanlık geldi. Her neyse o gün o evi gezdiğimiz gün Instagram'da bunu paylaşmıştı, evin içini de göstermişti. O zaman gerçekten çok fazla etkileşim olmuştu yani, çok merak etmişti insanlar ya da alsaydınız falan diye. Ve alsaydık gerçekten çok komik videolar çıkabilirdi çok yani, Halloween'de olsun, Christmas'ta olsun çok eğlenebilirdik gerçekten. Ev çok fantastikti bence ya, içi falan çok güzeldi evin. Ama yani şöyle bir handikap var, biz İskoçya'da ne zaman ev baktıysak hep hava güneşliydi. Yani bu %80 öyle olmayacak.
O evde bir de güneş vurmadığı zaman ne kadar karanlık olur yani kim bilir. Evet. Eminiz ki bu videonun altına da mutlaka şu an dikkat edin diyenler olacaktır. Şimdiden teşekkür ediyoruz onlara diyecek olanlara. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Pavyonu çekelim mi? Ne yapıyorsun tatlım? Bu pozisyon ne? Ayağım uçmuş. Tatlım arkada tuvalet vardı. Hangi bildirmemedi? Bak video çekeceğiz diye Ahmet'in ayağı uyuşmuş otururken. Pozisyona bak. Neyse galiba. Yeni doğmuş inekler gibi.